Resimde hücre zarının yapısı gösterilmiş. Buna göre A, B ve C ile harflendirilen moleküllerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aslında protein yapıya karbohidrat, glikoprotein, burada bir kanal yapısı söz konusu ve fosfolipit katman. A zar yapısında bulunan karbohidratların proteinlere bağlanmasıyla oluşur ve bu kimlik kazandıran en önemli yapılardan bir tanesi. Suda çözünen maddeler B yapısıyla taşınır. Kanallı bir yapıyla buradan bu mümkün. C fosfolipit olup baş kısmı hidrofilik, kuyruk kısmı hidrofobiktir. Kuyruk kısımları bakın içe dönük. Baş kısımları ise su ile temas edecek halde hem dış ortamda hem de hücrenin iç ortamında. Cevabımız E seçeneği olur. Bir paramesyumun bulunduğu ortamda hücre sitoplazmasındaki madde yoğunlukları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. X ve Y maddelerinin monomer, Z maddesinin polimer olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz peki? Y maddesi hücre için alınırken ATP harcanır. Y maddesine bakıyorum. 3'ten 8'e evet. X maddesi hücre içine kolaylaşmış difüzyonla alınabilir. Mümkün hocam. Bir monomer madde çoktanıza doğru. Z maddesinin hücre içine difüzyonu hücre içi ve hücre dışı yüzde 6 olana kadar devam eder ama hocam Z maddesinin polimer olduğunu söylemiştin. Y maddesi hücre içine aktif taşıma ile alınır. Azdan çoğa doğru. X maddesi magnezyum, kalsiyum veya glukoz olabilir. Olabilir. Cevap C seçeneği. Fonksiyonel bozukluğu kistik fibrozis hastalığıyla yakından ilişkili olan organel için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kistik fibroz. Şimdi bir Tysax öğrettim size bir de kistik fibroz Alzheimer gibi hocam bu golgi thysaks da lizozomla alakalıydı düz endoplazmik etikulum organelinden farklılaşır bu organel. Neden? Çünkü Golgi'den bahsediyorum. Spermde Golgi bulunmaz. Glikoprotein üretiminden sorumludur. Yağ asteni mitokonin kullanabileceği hale getiren peroksizomdur. Lizozom organelinin oluşumunda görev alır. Güzel iki basamaklı bir soru bu. Bazı özellikleri verilen hücre zarı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? Sayısı, çeşidi, dizilişi hücreden hücre değişim gösterdiğinden hücreye özgünlük kazandırır. O zaman glikolipit, glikoprotein gibi bir şey arıyorum ben. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Seçici geçirgen özellik kimlik kazandırır. Cevap D seçeneği olur. Hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi aktif taşıma. Buna göre verilenlerden hangisi birim zamanda yapılan aktif taşıma hızına diğerlerinden farklı yönde eder. Sıcaklık aşırı artarsa enzimlerin yapısı bozulur. Taşıyıcı protein sayısı azalırsa, taşıyıcı protein enzim sayısı azalırsa aktif taşıma yavaşlar. Ortam pH'in optima gelmesi demek en iyi olması demek. Por sayısının azalması azaltacaktır çünkü geçiş azalacak. Yani en azından mantık olarak şöyle söyleyeyim. Hani aktif taşıma hızı birim zamanda yapılan ve taşınan molekül miktarı ile eşlenik hale gel geldiği zaman yani por sayısı bizim için önemli olabiliyor. Peki hocam enerji miktarı azalması aktif taşımayı doğrudan etkiler mi? Evet azaltır. Sonuçta aktif taşımada ATP harcanır. Cevabımız C seçeneği olur. Hücre zarı ile ilgili verilen yapı ve görevler hangisine doğru eşleştirilmiştir? Zarın sıcaklığını e, toleransını yükselten kolesteroldür. Dolayısıyla şöyle B1 olsun. Yağda çözünen maddelerin geçişini sağlayan fosfolipit, Kontrollü madde geçişini sağlayan ma molekülleri tanıyan glikoprotein. Kolesterol ve türevlerinde arkadaşlar yağ asidinin olmadığını, ester bağının olmadığını, gliserolün olmadığını tekrar hatırlatmış olayım. Peki ne yaptık şimdi? 1'e B dedik, 2'ye C, 3'e D. Bir bitki hücresi, hemen bitki hücresine dikkat çekelim. Su miktarının zamana bağlı değişimi grafikte verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Bakın hemen hemolizin üstüne okumadan çiziyorum. Çünkü bitki hücresi hemoliz olmaz. İşte soru da kökte ne veriliyorsa arkadaşlar ciddiye alacaksınız. Tamam mı? bakın iki şık elendi bile. Peki T1 anında hücre izotonik ortama bırakılmış. Doğru madde geçişleri devam etmiş ancak belirgin bir farklılık yaratacak bir durum söz konusu olmamış. Hocam T2'de su miktarı azaldığına göre hücre içerisinde o zaman ne olacak? Ee, hipertonik bir ortama konulduğu yorumu yapılacak ve ozmotik basınç su kaybından dolayı artmış olacak. T3 anında hücre bakın deplazmoliz olmuş. Yani plazmolizden sonra tekrar eski haline gelmiş deplazmoliz olmuş. Sonrasında su almaya devam etmiş. E hocam burada turgor basınç oluşur. Peki cevap ne oldu C seçeneği? Mikrotübül grubu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9'un üçlü sistematiğinde şöyle sentriol sentrozom çünkü dokunun ikilisi vesaireler de olacak ileride göreceksiniz bu sentriol sentrozom mikrotübül grupları bu şekilde dizildiğinde böyle oluyor Şimdi hangileri doğrudur? Mikrotübüllerin üçlü gruplar oluşturarak 9 tanesinin bir araya gelmesiyle sentriol oluşur. Arkadaşlar bunlar detay değil, okul kitabında yazıyor. Bir çift sentriol birbirine dik konumda bir araya gelirse sentrozom olur. Spermde bulunan sentriolün bir tanesi farklılaşarak kamçı oluşturur. Bakın kamçının neyden olduğunu da biliyoruz yani mikrotübül kökenliydi değil mi? Şuradaki insan kelimesini arkadaşlar e, sinir sinir hücresi yapalım tamam? insan hücresi değil de sinir hücresi olsun. Olgunlaşmış sinir hücresinde bulunması beklenmez cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda şekli verilen tek zarlı organel sindirim enzimlerini içeriyor. Kim bu? Lizozom. Hangileri doğrudur? Fagostoz ve pinostozla alınan maddelerin sindirimini gerçekleştirir. Sadece hücre dışı sindirim yapan canlılarda bulunur. Hocam yani bu hücre içi sindirimde görevli bir organel. Sindirim enzimleri kendi üretemez enzim proteindir. Ribozomda sentezlenir. İçindeki sindirim enzimleri zarın iç yüzeyinde bulunan madde sayesinde organel zarını sindiremez. Evet. Burada aslında bir katman var arkadaşlar. Bunun üzerine Birkaç yayın durduğu için özellikle yani üniversite düzeyinde yayınlar işte olimpiyat hazırlanan arkadaşlar sürekli soruyor hocam kendini neden sindirmiyor diye. Özel içeride yapılar var arkadaşlar. Dolayısıyla kendini sindiremiyor ta ki bu yapılar zarar görene kadar.